son şunu sormak istiyorum. 5 dakikamız kaldı ama herhalde e, sığdırırız buraya. Hep güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsetti. Evet. Altılı Masa. Şimdi altılı Masa açısından bir tutarsızlık değil midir? Söyleyeceğim. Altılı Masa'nın 5 lideri de parlamentoya girmiyorlar. Güçlendirilmiş <laughs> parlamenter sisteme geçmeyi taahhüt eden bir e, hareketin parlamentoda genel başkan düzeyinde temsil edilmiyor olması. Üstelik de analiz değişikliğinden sonra seçim yapmadan parlamenter sisteme dönüşü e, kendi kitapçına yazmış bir partinin. Evet. E, biraz zafiyet yaratmayacak mı e, parlamenter sisteme dönülürse eğer? Şimdi burada aslında iki tane okuması var bunun. Size katılıyorum. İki okuması var ama. Bir, e, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bu konudaki aday ve ortaya konulan Cumhurbaşkanı Yardımcıları Sayın Yavaş ve İmamoğlu'na ilişkin aslında bir daha da Güçlendiren bir kararlılığı vurgusu. Evet. Bu aslında bir siyasal iletişim met metodu oldu. Kesin. İkincisi, yani Sayın Genel Başkanların Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları. İkincisi, e parlamento oluştuğunda biz artık siyasetçinin sistemin e bekçisi olmasını merkeze alıyoruz. Sistemin sahibi olan değil. Zira biz gücü bir elden başka bir ele vermek için bu kavgaya girmiyoruz. Bu mücadeleye girmiyoruz. ...o zaman bizim mevcut iktidardan bir farkımız yok... ...yani aslı varken sureti iş yapmazlarlar... ...dolayısıyla buradaki... ...parlamenter sistem kararlılığımızda... ...liderler üzerinden değil... ...sistem üzerinden bir Türkiye inşası... ...yani aslında bu iki açıdan... ...baktığınız zaman biraz kendi içinde... Çelişkili de olsa tutarlılığı ortaya çıkabiliyor... ...biraz da nereden baktığımızla alakalı konuya... ...ama sizin hassasiyetinize katılıyorum... ...Türk siyasetinde böyle bir... ...boşluk, bir enfeksiyon oluşturur mu... ...bu değerlendirilebilir ama ortaya koyduğumuz sistem ben e, güçlenmiş parlamenter sistem teziyle anayasa değişiklik önerisinin de ilgili komisyonlarında görev yaptığım için biraz da e, ortaya çıkarttığımız e, anayasa değişikliğine çok güveniyorum, çok inanıyorum. Çok severek, inanarak ve güvenerek kendi kadrolarımız ve ekiplerimizle altılı olarak yaptık. Sanıyorum onun Türkiye için önemli bir yol bahçesi olacağını düşünüyorum. Peki AK Parti birinci parça çıkarsa Cumhurbaşkanlığı değişikliğinden sonra AK Parti'ye vermek makul bir AK Parti birinci parti çıktığı zaman e, mecliste yeterli çoğunluğu olmadığı için e, şey yapılamaz. E, başbakanlık görevini alması mümkün olmaz. Hmm. Birinci parti olması başka bir şey. Mecliste tanık çoğunluğa sahip olması ayrı bir şey. Dedim yani anayasa değişikliğini yazan ekipte de olduğum için bütün senaryolar hazır. E, hepsine hazırım. Yani e, 2023 Mayıs'ında aldığınız e, hükümeti e, 2026'da geri vermek gibi niyetiniz yok yani. Yok. Şimdi önemli olan zaten bu seçimi kazanmaktan çok daha önemlisi. Bu seçimi kazandıktan sonra bu milletin verdiği oylara layık bir şekilde Türkiye bu ülkeye öyle. hizmet edebilmek. Yani bence ikinci aşama daha zor. O yüzden ben teşkilatlarımıza da bugün Antalya'da ...mümkün olunca teşkilatlarımızla, vatandaşla bir araya geliyoruz. Orada da ifade ettiğim şey bu. Bugüne kadar çektiğimiz cefa değil, bundan sonra asıl cefa başlıyor. Bugüne kadar hepimiz bir siyasi süreç içerisindeyiz. Ama bundan sonra sorumluluk başlıyor. O sorumluluk hepimizin sırtındaki yegane yük. Bu millete hizmet etme yükü aslında bu bir şeref, bir onurdur. Ama o yükü böyle abi başımızın abi. üzerinde taşımak mecburiyetindeyiz. Bu millet bunu hak eden bir millet. Peki o zaman yine birkaç dakika çalacağım eee umurtalıyardınız zamanlar ama e, 300 milyar. Sayın Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar getireceğim e, dedi. Bunu diyorlar ki tefecilerden bir alacaksın. Türkiye'nin nelerini vereceksin de 300 milyar dolar getireceksin gibi bir söyleme karşı karşıya kaldı. Bu 300 milyar söylemi e, do dolar söylemi. Sahada nasıl algılanmış? Yani hakikaten tefeci parası gibi mi algılanmış? Nasıl görülmüş? <laughs> Ve nedir bu para? Şimdi e, bu parayla ilgili çok net bir durum var. Türkiye'de yabancı yatırımcı için yatırımının güveni, Türkiye'nin hukuk sistemi ve Türkiye'nin demokrasi yükselişi yabancı yatırımcı için bir merkez haline gelecek. Şu an köpek balığı dedikleri bir yatırımcı grubu var. Türkiye'deki bir serbest piyasa faizi dikkate alıyor. Bunlar 8-9 ne derse desinler. Dışarıda şu an %38-40-45'lerle faizlerle Aynen. bankalar para veriyor. Dolara yüzde %14-15 faiz veriliyor dolara yürüyor. Yani artık hani vatandaşı cebinde para olmadığı için hakikati görmüyor. Yani köpek balığı yatırımcı yurt dışından gelip hepimizi çok özel dalazlayıp gidiyor. Hazineyi dalazlayıp gidiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu vurgu şu. Türkiye'de, Türkiye'nin istikrarlı demokrasi ve hukuk ve adil bir e, iş dünyası, iş hayatı, projesinin karşılığında yabancı yatırımcının buraya gelmeye hazır olduğunu, bununla ilgili bu miktarların, bu rakamların hazır olduğunu vurguluyor. Ama tabii kendi ilişki ağları, kişisel ilişkiler üzerinden mevcut memleketi yönetirken, ekonomiyi kişisel ilişkiler üzerinden, dış politikayı kişisel ilişkiler üzerinden ve yarın buradan bize ne fayda sağlanır kafasıyla yönettikleri için bunun propagandasını da aslında kendi iç sesleri gibi ortaya koyuyorlar mevcut iktidar. Vatandaşlara bunun şöyle böyle bir karşılığı Karşı yok. yok Peki daha çok konuştuk ama e, vaktimiz doldu. E, Umurtaya da iyi olmasın. E, çok teşekkür ediyoruz. Siz seçimin ilk turda biteceği kanaatindesiniz. E, evet. İyi Parti'yi düşük gösteren anketlerin, iktidarın bir politikası gereği pompalandığını söylüyorsunuz. Sandık güvenliği konusunda içiniz rahat. E, 81 vilayette altılı masanın ilk kurulduğu günden beri en öncelikli işinin sandık güvenliğini sağlamak olduğu e, konusunu e, dile getiriyorsunuz. Savunma sanayinin Türkiye'nin bir devlet projesi olduğunu ve bunların iktidarlarla değişmeyeceğini tok bir milletin iyi bir savunma sanayine ihtiyacı olduğunu, aç bir milletin iyi bir savunma sanayine ihtiyacı olmadığını e, evet. söylüyorsunuz. E, göçmen sorunu hala en önemli üç sorunuz arasında sadece dile getirmiyorsunuz ama bunu dile getirmeniz ama bunun e, önceliğinin devam ettiğini belirtiyorsunuz. Bugün ama, çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Antalya'da e, e, iki oda bir salon evin fiyatı 20-25 bin lira. Kiralar öyle. Evet. Antalya şu an Son iki yılda en çok kiraların arttığı il. Hiçbir kamu görevlisi barınamaz. çok Ruslar falan gittiler ondan. Hiçbir kamu görevlisi Hiç barınamaz orada. Dolayısıyla 3-4 yıldır da buraya verilen sözlerin hepsi de havada kalmış. Bunların hepsini analiz ederek gidiyoruz çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli